Merhaba Web Tekno takipçileri, bu röportajımızın konusu bir telefona 3000 lira vermek sizce mantıklı mı? Bu soruyu sormak için konağa geldik. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Şimdi ben yeğenime şunu söyleyeyim. 7 yaşındaki çocukta 2-3 milyonluk telefon var. Demek ki biz fakir değiliz. Kime bakıyorsa otobüse biniyorsa sağda o telefon elinde, hiç yani otobüs yanmış mı, çökmüş mü? Habersiz adam. Bunun bir önlemini alsınlar. İşte buyurun, benim telefon, ben 27 sene memurluk yapmışım, bunu kullanıyorum. Bu benim neyime yetmiyor? 3 milyar valla bence verilmez. Bu gereksiz bir, yani ne bileyim, yani gariban bir insan için 3 milyar lira çıkarıp da yani ona vermek, yani dünyanın en büyük cahilliği bana göre. Yani mesela bir telefon ver bana, şunu aç, ben ne açmasını bilirim ne kapatmasını bilirim. Kullanmıyorum, kafam rahat. Akıl işi değil bu yoklukta. Şimdi şu benim elimdeki telefon misal 400 küsur. Aynı işlemi bu da görüyor. Evlerde internet var, bir de telefonlarda internet var. Gençler yürürken yolda nereye yürüdüğünü bilmiyor internetle oynamaktan. İş mi? Eğer iyiyse mantıklı yani. Ben de iPhone 6 kullanıcısıyım hani. İşimi görüyor yani. Bilgisayar kullanıyordum. Bilgisayar kullanmıyorum artık yani. Gerek fotoğraf makinesi, gerek video kalitesi, hani gayet her şeyi, yani ne bileyim, filmimi rahat rahat izliyorum. Hani internette rahat rahat gezinebiliyorum. Bir sıkıntısı olmuyor. Çok fazla para. Onun mesela Japonya'da veya Tayvan'da üretiyorlar. Günlük işçiler çok az maliyetle çalışıyorlar ve makinelerin başında kalmak zorunda kalıyorlar. Evlerine bile gitmiyorlar. Bizim ülkemize girdiği zaman KDV'lerle çok yüksek paraları satıyorlar. Bence pek mantıklı değil ama yine de almak zorunda kalıyorsun. Eşek yüküyle değil de bir sefer ödersin. Ömür boyu devam eder. Tabii ömür boyu dediğin de 5-6 sene, ondan sonra değiştirirsin. Tabii telefon firmalarının nasıl diyeyim, tüm özellikleri bir telefona yüklememelerinden ötürü bu bir de. Hani bir de yeni çıkıyor. Millet onu almak istiyor. Bir sefer alırım. 3-4 sene yeter bana. 3-4 sene sonra eskince yenisini alırım. Mantıklı olan bu bence. Bozulana kadar yani. Zaten 5 sene ömür var telefonun en fazla. Bence değil. Onun yerine yemeğe para verirsin, daha iyi yani. Hayvan gibi para verdin de ne oluyor ki? Onun yeni versiyonu çıkıyor, sonra yenisini alıyorsun, onu satıyorsun. Saçma bir şey bence. Gereksiz. Hiç. Aynen, sadece aramak için lazım bence. Oyun oynamak için saçma bence, ya da böyle. Fotoğraf çekmek istiyorsan fotoğraf makinesi alabilirsin. Ya bence mantıklı olabilir çünkü teknoloji ilerledi artık. Hani küçücük bir aletle birçok şey yapabiliyoruz. Ya bence hani büyük bir laptop taşımaktansa küçük bir hani telefonla, akıllı telefonla birçok şey yapabildiğimizden dolayı alınabilir bence. Hiç mantıklı değil çünkü birçoğumuz YesNo'dan başka çok fazla bir fonksiyonunu kullanmıyor. Telefonun diğer özellikleri olan bir sürü şeyini de çok fazla kullanmadığımızdan dolayı, bugün bir bilgisayarın yaklaşık 1000 lira civarında olduğu bir dönemde bir telefona 3000 lira vermek çok mantıksız. Yes ve no, yes ve no. Yani çok fazla bir şey de sağlamıyor sana. Sadece bu bir statü ve prestij göstergesinden başka bir şey değil. Daha ekonomik ömrü doldurulmadan bile hemen telefon değiştirilip bir üst modele geçilmeye çalışılıyor ki bu inanılmaz derecede bir israf. Hayır, hiç mantıklı değil yani. Ne bileyim, bu şeyde ne derler, elektronik şey çağda çok para bence. Bunu en asgari indirmeleri, en çabuk tarafını en asgari indirmeleri lazım. Daha çabuk hani halka böyle sunmaları lazım. Birilerinin sunması lazım. Telefona 3000 lira vermek, şöyle söyleyeyim, o bir ihtiyaç meselesidir. Adamın belki internete her an internetten işi vardır. Her an internete ihtiyacı vardır. Oyunu da kullanabilir. Bir de şöyle mesele de vardır. Adam tutumludur, çok zengindir ama normal bir telefon kullanır. Yani para varsa en kral telefonu kullanır. Ben mesela Grand Neo kullanıyorum. Hemen hemen Grand Neo'nun özelliklerinin iPhone 6'nın özelliklerinin %80'i Grand Neo'da vardır. Sadece bir işlemci farkı vardır. Bence mantıksız. Ya ne gerek var ya? Ben de mesela bak, telefon var. Bu bana yetiyor ya. Yani başka ne yapmam lazım? Ne gerek var? Yani bu kadar 3 milyar çok ya, çok para. Abi sen şimdi geleceğini ipotek altına alıyorsun. Verdin mi ona 3 milyar? Ne kadar çalışacaksın asgari ücretle? Yiyeceksin, içeceksin, 200 lira ayıracaksın, ona vereceksin. Ne olacak evde? Bir düzensizlik başlayacak mı? Abi akıllı telefonu yiyebiliyor musun? Karnı doyurabiliyor musun? Hayır.
bitti. Bence hiç de mantıklı değil. Neden dersen bu bir iletişim aracı. Ama bunu çok abartanlar olduğunu düşünüyorum. Yani amaç bunu yani kısa zamanda bir acil durumlarda durumunu, şeyini izah etmek, duygunu. Yani telefon bir iletişim aracı. Bir zamanlar nasıl kuşlarla iletişim, işte kızıl derler, dumanlarla. Aslında o dönemleri de özlememiş değilim yani. Yani yapacağı işe bağlı. Şimdi eski nesil telefonlarla şimdiki yani akıllı Android dediğimiz telefonlar arasında bayağı bir fark var. İşte eğer sana gerçekten lazımsa, e-mail olarak kullanabiliyorsan, akıllı telefon gerçekten lazımsa mantıklı. Ama sadece işte herkes kullanıyor. İşte elit kesime biraz daha yaklaşabileyim diye yani. Sözde elit kesime. Eğer kullanıyorsan o mantık dışı. Ama hakikaten işine yarıyorsa, işlerini görebiliyorsan, işlevlerinin tümünü kullanabiliyorsan mantıklı. Ama onun haricinde mantıksız tabii. Ben Nokia kullanıyorum. Düz. Açıyorsun, neredesin? Alo dedim mi tamam. Bitti, yeter. Mi? Yok SMS, yok BMW, onlar bence banal. Sıcak parayı telefonuma vereceğim, iPhone 16 alacağım. Ondan sonra yarın öbür gün çaldın mı ne yapacağım? Eşek gibi borcunu öde. Yapacak bir şey yok. Hiç olmazsa kafa rahat. Evet. Gitse de 200-300'dür yani. Misal. Ama 300 nere, 3 milyar nere? 3 milyar 3. 3 aylığım. Askeri ücret 1 milyar lira. Ama 3 ay çalıştığımın 3 milyar lira. 3 milyar lira çalışacaksın ki onu alasın. Akılsız kafaya neylesin felek?